Pirinç Topkapı, 8 adet ince dövülmüş tavuk but, 1,5 su bardağı pirinç, 2 adet kuru soğan, yarım su bardağı sultani üzüm, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı mahlep, kuru nane, tuz. Püresi için 4 adet haşlanmış patates, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı krema, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı su. Şimdi güzel bir iç pilav yapacağız. Bunun için önce soğanlarımızı doğruyoruz. Nasıl tek başına olmak mutfakta Özlem? Bensiz çok zordu. Hayat bensiz çok zor değil mi? Nursel.evi ya da Ergin Nursel Instagram hesaplarımız. Bize yorumlarınızı yazın. Bakalım bugünkü yemekleri beğendiniz mi? Bugün gerçekten inanılmaz fit bir konuğum var. Sen aynı zamanda da sağlıklı beslenmeyle çok ilgileniyorsun. Evet. Yani sürekli spor yaptığın için. Evet. Ne yiyelim spordan önce? Allah aşkına bizi aydınlat. Spordan önce ben genellikle kahvaltıdan sonra spora gidiyorum. Spordan önce 2 yumurta, biraz peynir ya da böyle güzel bir yulaf tabağı hazırlayabiliriz aslında en sağlıklısı için. İçine kuru üzüm, muz, ceviz, badem koyabiliriz. Bunun haricinde yine yumurtalı tabaklar hazırlayabiliriz, lor peynirli. Yumurta illa yiyelim. Yumurta hani en yiyelim. Ucuz protein kaynağı. Evet, aynen öyle yiyelim. Bir tam yiyelim, 2 tane beyaz yiyelim. Alternatif olarak hindi göğüs yiyebilirler. Çünkü hindi bünyesinde ilaç barındırmayan hayvanlardan biri ve kuzu. Bunları tercih edebilirler. Tabii kuzu eti biraz yağlı. Biraz da kokuyor. Herkes biraz da kokuyor. Değil. Evet. O yüzden hindi İstersen eti... İstersen onu at yağ yanmasın. Tamam. Sen doğrarken kavururum. Kayak yapmayı seviyormuşsun. Ben snowboard yapıyorum 9 senedir ve çok seviyorum. Şimdi kış geliyor ve heyecanlanıyorum tekrar. Nerede kayıyorsun? Bazen Bulgaristan'a gidiyoruz. Bazen de Kartal Kaya. Lütfen Kars'a git eğer bu kadar seviyorsan. Kars'a evet gitmek istiyoruz. Bakalım bu sene kısmet olursa inşallah. Bayağı hani helal Nursel diyeceksin. İyi ki tavsiye etmişsin diyeceksin. İsviçre'den sonra ikinci kar kalitesi olarak geliyor dünyada. Kars'ın. Kars'a evet onu eşim de söylüyor. O gitmiş pırıl ama ben pırıl böyle pırlanta dökmüşsün gibi çok güzel. 9 yıl çok uzun bir süre çok iyi kayıyorsun. O zaman dedik ki günün videosu senin güzel bir snowboard yaptığın video olsun. İzleyelim bakalım düşecek mi? Şöyle bir şey var. Zaten düşmeden duramıyorsunuz. Durduğunuz zaman ya poponuzun üzerine ya da dizlerinin üzerine düşmek zorundasınız. Ya ben biraz snowboard'tan korkuyorum. İki ayağın birden aynı şeyin üstünde ya. Evet, direkt ayak zor. Bacak kırıyormuşsun ya onda. Ya o yüzden aslında böyle... ben snowboard'da bacak kıran henüz görmedim. İnşallah görmem de. Ama kayakta çok gördüm. Aslında tekniğini bildiğinizde çok da fazla bir şey olmuyor. Tuz koyalım biraz. İç pilav için üzümümüz var burada. Kuş üzümümüz var. Normal buna ne diyorduk? Buna nasıl üzüm diyorduk? Sultani birden üzüm unuttum. Deniyor. Böyle yediğimiz üzüm var ya. Evet bildiğimiz kuru evet, üzüm. Beyaz bunları üzüm. Önceden suya ıslatmayı evet. Unutmuyoruz. Ben pirincini yıkayayım. 1,5 bardak pirinç var burada. Sonrasında da güzel bir iç pilav yaptıktan sonra tavuklarımız var.
onları bir güzel iç pilavı koyup saracağız. Evet. Bence bu tarz yemekler çok havalı oluyor. Böyle misafir ağırlayacaksanız. Görüntüsü. Evet, güzel bir alternatif oluyor. Pirinçleri ekliyoruz. Nasıl vakit buluyorsun yemek yapmaya? Bu kadar yoğun temponun içinde. Yemek yapmayı çok seviyorum aslında. Benim için bir terapi gibi yemek yapmak. O yüzden ona bir şekilde vakit buluyorum. Aslına bakarsanız sevdiğiniz şeylere isterseniz bir şekilde vakit yaratıyorsunuz. Vallahi bana terapi gibi gelmiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben çok seviyorum ama yemek yapmayı. Şey var ya. Yemek için mi yaşıyorsunuz, yaşamak için mi yiyorsunuz? Soruyorum size. Nurselin.ev'i Instagram hesabım hangisi? Yemek için mi yaşıyorsunuz? Yani yemek için füzona gider misiniz? Ya da yaşamak için mi yersiniz? Ben şahsen yaşamak için yiyenlerdenim. Yani böyle aman dur kalkayım kendime de şöyle yapayım falan hayatta uğraşmam. Ama yaptığım yemeği de hakkıyla yaparım. Öyle hiç sallayarak yapmam. Yani önemli çünkü hani böyle sevdiğim birine yemek yapmaktan çok hoşlanırım. O şuracıkta böyle otursun ben onu anlatıp yemek yapayım. Ona bayılıyorum. Ben yemek yapmayı çok seviyorum ve canım bir şey istediyse onu kesinlikle yaparım. O zaman yemek için yaşıyorsun. Aslında ha? Yemek için yaşamak değil ama hani onu kendime hazırlamayı seviyorum. Hani sadece misafir için değil, kendim için de bir şeyler yapmayı seviyorum. Ve yapıyorum da mutlaka spordan sonra hani uğraşıyorum. Hatta Instagram'da da bunları paylaşıyorum. Hani güzel. Bugün ne yedim şeklinde. Süper. Kahvaltılarımı da tek başıma yapmama rağmen kendime güzel kahvaltılar hazırlarım. Ve bunu hazırlamaktan da zevk alıyorum. Bu üzüm bize çok şekerim. Evet, o ıslandıktan biraz sonra biraz fazla şişmişler. Ceylan biraz ipin ucunu kaçırmış. Şöyle. Evet, yeterli. Şimdi önce baharatlarımızı şişmiş koyalım. Şişmiş halde 2 kaşık kuş üzümü yeterli. Dur sana kaşık vereyim ben. Şimdi baharatlarımızı koyalım, biraz kokuları çıksın. Çok azıcık koyuyoruz bunları. Çok fazla baskın tatları yeni olsun bahar. İstemiyoruz. Yeni bahar koyuyoruz. Mahlep. Böyle kaşığın ucuyla. Birazdan da patates püresi yapacağız. Sunumda böyle patates püresi yatağında. Bu kokusunu bıraktıktan sonra baharatlar. Şimdi üzümleri ekleyebiliriz. Bu da çok mu? Yok, bu iyi. Ha? İyi, koyalım onu. Bakalım bir. Şöyle yarım bardak adını unuttuğum üzümden. Beyaz üzüm. Sultani üzüm. Bildiğiniz yemelik üzüm. Bu da kuş üzümü. Evet, onu da koyalım. Aslında bu miktarları hani sevdiğiniz ölçüye göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Mutfakta olmazsa olmaz yok. Neyi seviyorsanız. Kaç yıllık evliyim dedin? 9,5 yıllık evliyim. Şimdi sabah radyo açıktı. 9,5 yıl bayağı uzun bir süre. Şey soruyor. Evliliği nasıl canlı tutabiliriz? Herkesin klasik sorusu ya bu. Birisi de radyoda işte canlı bağlantıda atıp tutuyor bence. Öyle yapalım, böyle yapalım işte saygı, sevgi bilmem ne. Sence ya, şöyle şunun için sordum sana. Çok bakımlı bir kadınsın, güzel bir kadınsın. Hani kendine bakıyorsun belli. Teşekkür ederim. 9,5 yıl geçmiş aman ne yapayım modunda değilsin belli ki. Bu aslında kendine bakmak, kendin için kendine bakmak. Hani birisi için değil. Bu kocana ya da başkasına bağlı değil. Ben kendim için bunu yapıyorum. Yani kendime bakmayı seviyorum. Evliliği canlı tutmak hani nasıl oluyor? Bunun da bence bir formülü yok. Çünkü her evliliğin dinamikleri farklı. O yüzden hani tek bir formül söyleyemeyeceğim size. Gelişini ama, yaşıyorsun o zaman. Evet, şöyle bir şey var. Yani herkesin kendi zevklerine, kendi özgür alanları olmasına izin vermek gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman, yani birbirinizi çok sıkmadığınız zaman evlilik de bir şekilde yürüyor. Şimdi suyumuzu koyduk, kapağını kapattık ve altını önce bir harlı kaynattıktan sonra biraz kısıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz suyunu çekene kadar. Şimdi ben şöyle bir cam kap bulayım. Tamam. Pilav pişerken dikkat etmemiz gereken şey çok fazla hani normal pilav gibi bütün suyunu çektirmiyoruz. Hafif böyle lapamsı bırakıyoruz. Şimdi bir de patates püresini şimdi, de yapalım. Şimdi servis ederken patates çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda da çok lezzetli. O yüzden önce patatesleri ben rendeleyeceğim, ezmeyeceğim aslında. Öyle rende mi? Varsa rende alabilirim. Eğer daha böyle katı kıvamlı bir püre istiyorsak rendeliyoruz. Çünkü ezdiğimizde daha sıvı oluyor.
katı, böyle olmasını istiyordum zaten. Katı oldu. Altında böyle kalıp gibi yapacağız. Tamam. Ve servisi çok güzel olacak. Acayip de lezzetli ve mis gibi kokuyor. Biraz olsun şöyle bir havalandı pilavın. Pilavın evet. Bayağı güzel çok oldu. Çok güzel olmuş. Evet. Tam istediğimiz kıvam bu. Hafif nemli kalması gerekiyor pilavın. Çünkü biraz da fırında pişeceği için içi çok kuru oluyor eğer tam pişirirsek. Haydi o zaman şov başlasın mı? Evet. Tavuğumuzu aldık. Ben biraz tuzlayabilir miyim? İncik eti bu. Ha? Bu tavuğun but ama açılmış but. Bunu dövdürüyoruz ya da kendimiz bir poşete koyup dövebiliriz. Kendimiz de dövebiliriz. İncik eti de inanılmaz lezzetli oluyor. Böyle yağlı evet, yağlı. İncik istedin zannettim. Şey derili pirzoradan da yapabilirler. Evet. Bu şekilde de olur. Buradan kenarlarını tutturuyorum. Bunu isterseniz bir kasenin içine alıp kasenin içinden de katlayabilirsiniz. Hmm. Daha pratik olur. Böyle koyuyoruz. Dökülmez zaten içine. Aslında mantıklı söylediğin. Böyle çok sıkıştırmaya gerek yok. Yok sıkıştırmaya gerek yok. Senin bir hayalin varmış. Ben ileride bir pilates stüdyosu açmak istiyorum. İnşallah olursa. Onların aletleri falan çok zannediyorum. Maliyetli. Aslında çok büyük maliyetler değil. Ama hani biraz daha hazır olduğum zaman bunu yapmak istiyorum. Yani ben bir şey yapacaksam tam yapmayı seviyorum. O yüzden bilgi anlamında da birikim anlamında da kendimi hazır hissettiğim zaman bunu zaten yapmak istiyorum. Zaten hoca da sen olacaksın. Evet. İşte günde bir tane mi, üç tane mi ne kadar öğrencin olursa canın isterse ona göre saatlerini evet. ayarlıyorsun. Hı-hı. Bence bir anne için çok ideal bir meslek. Evet, evet. O yüzden oğlumu da ihmal etmek istemiyorum. Evet. İleride onu yapmayı çok istiyorum. İnşallah yaparsın. İnşallah. Genelde ben o konuda şans getiriyorum. Öyle söylüyor herkes. Süper. Vallahi şu tarafa alayım şunu. Tamam. Zeytinyağı ve su. Karıştırdık. Hı hı. Şimdi üzerlerine böyle döküyoruz. Oh. Şimdi fırınlayabiliriz. Şimdi bayağı derece, pişene kadar. Evet, 200 dereceye ısıttık fırını. Evet. Bir 25 dakika kadar pişireceğiz. Tavuk pişene kadar diyelim. Belki herkesin fırını değişebilir. Evet, eline koluna sağlık. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi ne yapalım? Bir sunum hazırlığı yapalım. Siz öncesinde neydi adı? Piliç topkapı. Piliç topkapının tarifini izleyin. Sunum hazırlığı gelsin. Sonra da bolere yapacağız terapi köşemizde. Geçtik.